Bill Gates ve eşi uğradılar. Steve Jobs'ın eşi geldi bir ailesiyle birkaç yıl önce. New York eski belediye başkanı Bayan Clinton'ın ilk ziyareti 96 yılında kızıyla Chelsea Hanım'la gelmişlerdi. Laura Bush hanımefendi geldiler. Nereden ya? Ancak bana yıllardır Nick diye hitap ederler. Kastamonu'da doğdum. Ben 6 aylık iken ailem İstanbul Kumkapı'ya göç ettiler. Dolayısıyla Kumkapı'da büyüdüm. Kapalı çarşıya yakın olduğundan dolayı Kumkapı okula giderken aynı zamanda part-time Kapalı Çarşı'da bir ustanın yanında çıraklıkla Kapalı Çarşı maceram başlamış oldu. Sonra bir İsmail Nuran Yerli adında rahmetli ustamın yanında uzun yıllar lüle taşı işi ile uğraştık. Daha sonra 1991 yılında oğlumun doğumundan sonra bir kuzenimizin evimize tebrik amacıyla gelirken getirdiği bir saksı çiçekle hayatıma yeni bir yön geldi ve bu yapraklarla ilgili çalışmalarım başlamış oldu. O gelen bitkinin, o yıllar Hollanda'dan ithal edilen bir bitkiydi. Bir gün iki tane yaprağının hafif böyle solmuş olması dikkatimi çekmişti. Ve her nedense hala sebebini bilmediğim bir şekilde o iki tane yaprağı kesip kütüphanemde kitaplarımın arasına koydum ama bunu yaparken hiç ileriye dönük bir planım, projem yok idi. Aradan zaman geçti. Yine tekrar kütüphanemde bir araştırma yaparken bu iki tane yaprak karşıma çıktılar ve çok güzel kurulmuş olduğu dikkatimi çekti. Oldukça heyecanlandırmışlardı beni. Ki birçok yapraklar bilirsiniz kurulduktan sonra gerekçe kırılırlar, çıtırdarlar. Ancak bu yaprakta o kadar güzel bir elastikiyet vardı ki kurumuş olmasına rağmen hemen hemen arkasını bile görebileceğiniz şeffaflıktaydılar. Ve bu arada bir arkadaşım vardı, zaman zaman dükkanımızı ziyaret eden bir hattat arkadaşım vardı ve bir şey dikkatimi çekmişti. Farklı malzemeler üzerine hat yazıları vardı ki bunlardan deri üzerine, cam, berber üzerine gibi malzemeleri görmüştüm. Yani paylaşırdı çünkü zaman zaman uğradığında. Ve yapraklardan bahsettim, hiç denip denemediğini söyledi ancak denemek istediğini diye belirtti. Bir tanesine Kanuni'nin tuğrasını, diğerine de Yunus Emre'den Küfi Yazı'da Sev Seni Seveni çalışmasını yapmaya karar verdik. Bu yapılan şey aynı zamanda güzel olduğu gibi de para da ettiğini gördüm. Hiç unutmuyorum o gün akşam eve giderken o yıllar Hollanda'dan ithal edildiğinden dolayı çiçekçilerde bulunan bir bitkiydi. 3 tane saksı aldım aynı saksıdan. Eve götürdüm ama bu sefer böyle hafif sararmasını beklemeden direkt bazı düzgün yapraklarından kesip kitapların arasına koydum ki tekrar birkaç deneme yapmak üzere. Denemeler
tabii İslam çalışmalarıyla devam ettik. İşte Hristiyanlık ekledik, Musevilik, Budizm derken evrensel tabii ki dini içermeyen çalışmalarla birlikte biz çalışmalarımızın tümüne bir ad verelim dedik ve buna da sevgi ve hoşgörü yaprakları adını verdik. Ve bu bir ekip işi tabii ki. Bu sadece bilimle ilgili bir çalışma değil. Çok şükür çok iyi bir ekibim var. Güzel arkadaşlarımla birlikte ben yıllardır bu çalışmaları yürütüyorum. Gördüğünüz gibi tüm çalışmalar altın varak kullanılarak hepsi imzalı, sertifikalı olarak gelen misafirlerimize bilgileriyle birlikte veriyoruz. Bir sevgim vardı Chicago'da, Amerika'da. O zaman Abdullah Gül Beyefendi Dışişleri Bakanı'ydı ve sevgimi ziyaret ettiler. Benim için çok büyük onurdu gerçekten eşiyle birlikte. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığı olduktan sonra da zaman zaman hediyelerinde kullandılar. Bir tanesini kartımda kullandım. Bu benim uzun yıllardır çok sevdiğim, hala çok sevdiğim bir çalışma. Tura deseni içerisinde evrensel bir dilek olan Ya Fettah, yani ey kapılar açıcı Allah, bizlere gelecekte hayır kapılarını aç. Bu güzel mesaj, herkesin çok sevdiği bir mesaj. En son Yunus Emre'nin güzel bir sözünü çalışıyorum ve inanılmaz seviyorum ve her söylediğimde misafirlerin de duygulandığını görüyorum. Şöyle bir mesaj: ben beni unutursam sen beni unutma yarabbim.